Yaz tatili bitti mi? Biliyorum, biliyorum. Düşüncesi bile pek eğlenceli gelmiyor. Ama yeni bir okul yılı aynı zamanda yeni bir başlangıç demek, değil mi? Bu sizin yılınız olabilir. Biraz korkmanız normal. Özellikle de ortaokula ya da liseye yeni başlıyorsanız. Bu yüzden okul başlamadan önce yapmanız gereken hazırlıkları tamamlayın ve ilk gününüz bomba gibi geçsin. İlk ve en önemli madde şu: iyice dinlenin ve iyi bir gece uykusu çekin. Umarım okul dönemindeki uyku düzeninize geri dönmeye şimdiden başlamışsınızdır. Erken yatıp erken kalkmaya vücudunuzun alışması gerek. Ben de erken kalkmaktan nefret ediyorum ama kendinizi erkenden alıştırırsanız okulun ilk günü erken uyanmak o kadar da zor olmayacaktır. Uyumakta zorlanıyorsanız ve sabah neler olacağını düşünmekten kendinizi alamıyorsanız herkesin sizin kadar heyecanlı olduğunu hatırlayın. Sanki tek endişe duyan sizmişsiniz gibi gelebilir ama emin olun herkes kendini böyle hissediyor. Bu yıl nasıl geçecek? Öğretmenler bizi zorlayacak mı? Yemekte nereye oturacağım? Arkadaşlarım değişecek mi? Bunlar normal düşünceler. Bu yüzden rahatlayın ve tek başınıza olmadığınızı hatırlayın. Hazır uyanma saatlerinden bahsetmişken söyleyelim. Çalar saatinizi kurarken yapmanız gereken işleri de hesaba katın. Böylece koşuşturmak zorunda kalmazsınız. Acele etmek sizi strese sokar ve önemli bir şeyleri unutmanıza yol açabilir. Rahatça duş alıp hazırlanabileceğiniz kadar zamanınız olsun. Böylece kendinizi zinde hissedebilirsiniz. Ayrıca kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltıda ne yiyeceğinizi bir önceki geceden planlayın ve mümkünse hazırlayıp mutfağa koyun. Beyninizi beslemeniz lazım. Sakin ve keyifli bir kahvaltı size düşünmek ve zihnen hazırlanmak için vakit sağlar. Eğer öğle yemeğinizi yanınızda götürmeyi planlıyorsanız onu da bir önceki akşamdan hazırlayabilirsiniz. Böylece sabah bununla uğraşmanıza gerek kalmaz. Genel olarak sağlıklı beslenin. Okuldan önce ve okulda sağlıklı beslenmek gününüzün nasıl geçeceğini belirler. Eğer mideniz doluysa halsizlik hissetmezsiniz ve derslerinize daha iyi odaklanabilirsiniz. Öğle yemeğini de geçiştirmeyin. Günün geri kalanına yetecek kadar enerji almalısınız. Sağlıklı ve doyurucu şeyler seçin. Özellikle de okuldan sonra bir etkinliğe ya da spora katılacaksanız. Belki de bir müzik grubunuz olur. Nah, ne günlerdi ama. Okulun ilk gününden bir önceki gün hafif bir antrenman yapmanızı önerebilirim. Spor stresi azaltır ve daha iyi uyumanızı sağlar. Akşam yemeği yiyin ama abartmayın. Meşrubatlardan ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Böylece uyurken zorlanmazsınız. Ne giyeceğinize bir önceki akşamdan karar verin ve kıyafetlerinizi hazırlayın. Harika bir okula dönüş kıyafeti oluşturabilirsiniz. Nasıl bir tarz tercih ediyorsunuz? Hangi kıyafetlerin içinde kendinizi özgüvenli hissediyorsunuz? Kendinizi iyi hissetmek ve özgüvenli olmak İlk gününüz için çok önemlidir. Yılınızın geri kalanının nasıl geçeceğini belirler. Kendinize güvendiğinizde okula geri dönmenin stresi yok olup gider ve kendinizi her şeyle başa çıkabilecek gibi hissedersiniz. Umarım okula geri dönüş için alışveriş yapacak vaktiniz de olmuştur. İpucu: mümkünse okulun ilk gününden önce saçınızı kestirin. Yeni bir saç modeli ilk gününüzde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Güzel bir sohbet başlangıcı olabilir ve büyük ihtimalle bir sürü de iltifat alırsınız. Bir önceki günün önemli bir kısmını organize olmaya ayırın. Okulunuz size bir malzeme listesi verdi mi? Eğer verdiyse ihtiyacınız olan her şeyi aldınız mı? Her ders için ayrı ayrı klasörlerinizi ve defterlerinizi düzenleyin ve öğretmenlerinizin verdiği ön hazırlıkları tamamlayın. Ders programlarınız belli mi? Belliyse okulun ilk gününden önce programınızı iyice ezberlediğinizden emin olun. Yanınızda bolca kalem, fosforlu kalem ve yedek kalem götürün. Bunları kolayca taşıyabileceğiniz ve bulabileceğiniz şekilde yerleştirin. Çok eğlenceli gelmiyor olabilir ama eğer düzenli olursanız ve programınızı bilirseniz kendinizi daha rahat ve ilk güne daha hazır hissedeceksiniz. Sabah işleriniz çok daha çabuk hallolacak ve sırt çantanızı kapıp okula gidebileceksiniz. İpucu 2. Çantanıza atmanızda fayda olan bir diğer şey de sakız ve nane şekeri. Sabah veya öğle yemeğinden sonra biriyle konuşurken nefesinizin koktuğunu hissetmek istemezsiniz. Bu gizli silahlar size özgüven katacaktır. Nefesinizin hep temiz koktuğunu bilmek harika bir şey. Üstelik sakız veya nane şekeri ikram etmek yeni biriyle tanışmak için harika bir yöntemdir. Bu zaten bildiğiniz bir şey olabilir ama aklınıza gelmemiş olması da muhtemel. Yaz tatilinizi anlatmaya hazır olun. Seyahate çıktınız mı? Anlatacak hikayeleriniz var mı? Okulun ilk gününden önce bu konuyu biraz düşünmenizi öneririm. Sonuçta çevrenizdeki herkes yazın neler yaptığınızı soracak. Hem öğrenciler hem öğretmenler. Bu konuda konuşmaya hazır olun. Üstelik yaz tatilinde neler yaptın sorusu harika bir sohbet başlangıcıdır. Mümkünse okulunuza ilk günden daha önce gidin ve etrafa göz atın.
İlk gün yapacağınız şeyleri düşünün ve üzerinden geçin. Belki dolabınızı bile bulabilirsiniz. Eğer bulursanız şifresini not edin ve ezberlemeye çalışın. Gideceğiniz sınıfların yerlerini bulun ve dolabınızdan sınıflara ulaşmanın en kolay yolunu belirlemeyi deneyin. Koridorlar öğrencilerle dolu olduğunda her şey daha farklı görünecektir. Ama endişelenmeyin, herkes sınıflarına ilk kez gidiyor olacak. Daha da iyisi bu keşif gezisine ortak dersiniz olduğunu bildiğiniz bir arkadaşınızla beraber çıkın. Arkadaş demişken, okula nasıl gidiyorsunuz? Yürüyerek mi, arabayla mı, otobüste mi? Eğer arabanız varsa belki birkaç arkadaşınızla yer ve zaman belirleyip onları da okula götürebilirsiniz. Okula yürüyorsanız yakınlarda oturan arkadaşlarınızla beraber yürüyebilirsiniz. Otobüse biniyorsanız arkadaşlarınızla beraber seyahat edebilirsiniz. Okul başlamadan önce arkadaşlarınıza telefon açıp bu planlamaları yapın. Okula giderken yanınızda tanıdığınız birkaç kişi olursa kendinizi daha rahat hissedersiniz. Okula sizi aileniz bırakacaksa arkadaşlarınızla okul binasının dışında buluşmak için bir saat belirleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olmak size güç verir ve ortamı tanıdık kılar. Ne de olsa bu işte berabersiniz. Ve mümkünse öğle yemeğinde arkadaşlarınızla beraber oturun. Böylece etrafınıza bakıp oturacak yer aradığınız o tuhaf durumdan kurtulmuş olursunuz. Arkadaşlar her şeyi kolaylaştırır. Hepsi çok sıkıcı olabilir. Yine de okul sizden bir takım formlar doldurmanızı istediyse bunu bir önceki akşamdan yapın. Okulunuz size sağlık belgesi, izin belgesi, muafiyet belgesi gibi formlar vermiş olabilir. Bir önceki akşamdan bunları tamamlayıp çantanıza koyun. Böylece yanınızda olduklarını bilirsiniz. Okulun ilk gününün sabahında resmi evrakla uğraşmak istemeyeceğinizden eminim. Ve tabii ki okulun ilk günü için alarmı kurmayı unutmayın. Alarmı telefonunuzdan kuruyor olabilirsiniz ya da yatağınızın yanında bir çalar saatiniz olabilir. Alarmınızı kurup kurmadığınızı mutlaka kontrol edin. Çünkü aklınızda bunca şey varken alarm kurmayı kolayca unutabilirsiniz ve ilk gününüze geç kalmayı istemezsiniz. En önemlisi, okullar açılmadan önceki son akşam rahatlamaya çalışın. En sevdiğiniz televizyon programını açın veya bir film izleyin. Güzel bir kitap okuyun. Derin nefes alın. Başarılı bir okul yılı için düzenli, sağlıklı, iyi dinlenmiş ve özgüvenli olmalısınız. İyi çalışın ve yüksek notlar önceliğiniz olsun. Yine de eğlenmeyi ihmal etmeyin. Sonuçta bunlar hayatınızın en güzel yılları, değil mi? İyi şanslar ve harika bir yıl dilerim. Burada bahsetmediğim okula dönüş ipuçları biliyor musunuz? Yeni okul yılı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncenizi paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen öğretmeninize koşmayın. Göz atmanız için 2000'den fazla harika videomuz var. Tek yapmanız gereken soldaki ya da sağdaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.